hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nurki Özker ben, kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'da yatırımcılarla ve finans çevreleriyle iki gün boyunca toplantılar yaptı. Ardından da açıklama yaptı. Türk gazetecilere değerlendirdi nasıl geçtiğini. Türkiye ekonomi modelini ve kur korumalı mevduat hesabını izah ettiklerini söyledi. Enflasyonu tek haneye düşürme planını da anlattığını belirtti. Olumlu izlenimler edindiğini söyledi. Burada bulunan katılımcıların tamamı Türkiye modelini merak ediyorlardı. Sorular sordular. Özellikle salgın döneminde 2 yıl boyunca Türkiye'nin 2020 yılında dünya ile tamamen ayrışarak pozitif yönde büyümesini, 2021 yılında gene aynı şekilde dünya tek haneli büyürken çift haneli büyümenin sebeplerini çok açık ve net bir şekilde sordular, merak ettiler. Onları anlattık. Özellikle kur korumalı mevduat hesabıyla ilgili bir başarı hikayesinin yazıldığını onlar da farkına vardılar. Ve bunun kurun stabilize olmasındaki etken olması noktasındaki başarının literatüre çok önemli bir kazanım elde ettiğini de kendilerini de farkına vardılar ve tescil ettiler. Özellikle ortaya sunmuş olduğumuz kur korumalı mevduat hesaplarının gelişimi, bunun üzerindeki dövizin toplam pay içerisindeki ağırlığının her geçen gün artıyor olması, Merkez Bankası'nın bu anlamda güçlenmesi ve kurun yıl boyunca bu şekilde gideceğine ilişkin inançları da bu toplantıların bence en önemli ayaklarından birisi oldu. Enflasyonla ilgili dünyada yaşanan bir problem var. Türkiye'deki enflasyonun tek hanelere gelmesi noktasında kendilerine sunmuş olduğumuz seçimlere, Haziran 2023 seçimlerine tek haneli olarak gireceğimizi ifade etmemizi oldukça makul bir gerekçeyle izah ettik. Özellikle de ihracat rakamlarındaki yüksek artışın geçen yıl gerçekleşmiş olması ve bu trendin bu yılda devam ediyor olduğunu görmeleri ki sipariş endeksinde gayet olumlu bir durum gösteriyor. Yatırımcılar oldukça memnun etti. Ülkeme dönerken de büyük umutlarla ve kendisini iyi hisseden bir duyguyla dönüyorum. Bağlantımız var şimdi. Ekonomi gazetecisi Saide Özdemir bizimle olacak. Saide Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra ziyaretini sizinle konuşmuştuk. Geçtiğimiz günlerde önemli olduğunu söylemiştiniz. Olumlu da gelişmeler geldi o ziyaretten. Neler söylersiniz? Nasıl bir yansıması olacak sizce? Şimdi tabii ziyarette Sayın Bakan önce yeni ekonomi politikasını anlattı. Evet. Öyle anlıyoruz sonraki açıklamalarından. Ve toplantıya katılan önemli yatırım bankalarının ve şirketlerin temsilcileriyle ki onların çoğu yabancıydı. Onların sorularını yanıtladı. Ama anladığımız kadarıyla konuşma büyük ölçüde enflasyon ne olacak noktasında yürümüş. Orada Sayın Bakan'ın argümanı evet kurların istikrar kazanması artı işte küresel olarak enflasyonda bütün ülkelerin beklediği bir şu sert yüksek enflasyon döneminin yavaş yavaş sona ereceğine dair bir beklenti var. O ve yine kendi içimizden kaynaklanan enflasyonist faktörlerle ilgili yapılacak şeyler var. Bu üçünü vurgulayarak 2023 itibariyle yani bu yıl evet enflasyon uzun süre yüksek seyredecek gibi görünüyor. Ama 2023 itibariyle tek haneyle tek haneli bir enflasyon rakamıyla karşılaşacağız. Bu vurguyu yapmış. Bir de mesela bu kur garantili mevduat işinde aslında sürekli bir geçiş olduğunu anlatmış. Evet. Orada da şöyle bir tablo var. Biz sizinle
seninle geçen hafta mı önceki hafta konuşmuştuk. Yaklaşık 9 milyar dolarlık bir çözülme vardı. Evet, evet, bir önceki tarafında. Şimdi 10 milyar dolara ulaşmış. Yani o süreç devam ediyor. O güzel bir şey. Toplamda tabii TL olarak gelip bankaya yatan ya da TL'den buraya bağlananla beraber 300 milyar lirayı aşmış durumda. Bu iyi bir veri, bu güvenin oluştuğunu gösteriyor. Evet. Bu verileri de kullanmış Sayın Bakan. Onun dışında yeni kaynaklar olarak da bu yastık altı altın meselemiz var biliyorsunuz. Yastık altı altın bugüne kadar alınan bütün önlemlerle ya da teşviklerle çok fazla kayıt altına gelmedi. Onunla ilgili yeni enstrümanlardan bahsediyor. Tabii detay yok ama anladığım kadarıyla onu harekete geçirecek daha iyi, daha ikna edici ve daha fazla yastık altı altını olan vatandaşları ikna edecek yeni bir takım çalışmalar var. Bunları anlatmış. Tabii bu anlatım farklı merkezlerde devam edecek, onu anlıyoruz. Çünkü sonraki sohbetinde de bunu vurguladı. Yani Londra'dan sonra belki bir süre sonra New York olabilir, belki Asya tarafı olabilir, Asya'daki önemli finans merkezleri olabilir. Böyle bir süreç gördük. Ben şunu hissediyorum, evet, kurların istikrar kazanması yabancılar için de çok önemli. Çünkü yabancı zaten Türkiye'ye geldiğinde ister uzun vadeli yatırımcı olsun, ister kısa vadeli, yani sıcak para dediğimiz kavram içinde olsun, dövizle geliyor. O dövizi bozdurup bir şeye yatırıyor ya da bir yatırım yapıyor, başka bir yatırım yapıyor Türkiye'de. Sonra bozdurduğu dövizin böyle çok aşırı hareketleri onda aldatılmışlık hissi de yaratabiliyor. Dolayısıyla kurların özellikle istikrar kazanmış ve bunun devam edeceğine dair bir güvence olması yabancı yatırımcı için önemli. Evet. Onlar büyük ölçüde buraya bakacaklar gibi geliyor bana. Şimdi içeride oluşan güven önemli. Evet, dedik ki zaten içeride oluştuğu zaman dışarıya da yansıyacak. Başka hangi artılar getirecek Türkiye'ye eğer dışarıda da aynı güven uyanırsa? Mesela bizim 2018'in sonlarında, hatta Ağustos'undan itibaren karşılaştığımız bu finansal saldırılar var biliyorsunuz. Amerika'nın o Sayın Trump'ın tweetleriyle başlayan bir süreç. Ondan sonra özellikle zaman zaman eleştirdiğimiz sıcak para dediğimiz kısa vadeli yabancı para, yabancı sermaye nereye gelir o? Tahvile gelir, borsaya gelir, daha kısa vadeli enstrümanlara yatırım yapar. Onun tekrar ikna olması çok önemli. Neden? Çünkü aslında o ekonomimizin damarlarındaki kan gibidir. Yani onun akışkanlığı, onun varlığı önemlidir. Ama ondan çok daha önem verdiğimiz uzun vadeli yabancı yatırımcılar, orada da Türkiye'de ortaklıklara girmeleri, yeni fabrika yatırımları yapmaları, yani kalıcı olmaları, burada üretmeleri, burada satmaları veya ihracat yapmaları şeklinde. İşte artılar, mesela bu doğrudan yabancı dediğimiz ikinci kısımda 2021 her şeye rağmen başarılı geçti. 12 milyar doları buldu bu para. Önümüzdeki yıl, yani bu yıl içinde olduğumuz yılın sonuna kadar önümüzdeki dönemde geçen yıldan daha fazla olacağını anlıyoruz. Diğer tarafta da ilk söylediğim kısa vadeli yabancı sermaye girişinin de makul ölçülerde başlayacağını göreceğiz. Zaten bu Sayın Bakan'ın gidip görüştüğü kesimler ilk önce burayı harekete geçirirler. Örneğin borsamızda hep konuşuyoruz ya, evet, zaman zaman eleştiriyorduk, yabancı yatırımcı çok, yerli yatırımcı az, ama şimdi yerli yatırımcı çok, yabancı yatırımcı az. Evet. Halbuki bunun dengeli olması gerekiyor. Dengeli olursa borsamız, oradaki hisse senetlerimiz gerçek değerlerine doğru hareket eder. Tahvil tarafında da yabancının ilgisi gerekiyor ki çok fazla tahvil alıcısı olursa bizim faizlerimizin üzerinde arzuladığımız etkiyi yapar. Peki. Bunlar hep dengeli. İnşallah anlatımlar güzel olur. Sorular karşısında verilen cevaplar ikna edici olur sonraki seyahatlerinde de. Biz de önümüzdeki aylarda olumlu etkilerini görürüz. Peki. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir değerlendirmelerini aktardı. Sadi Bey, teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Devam edelim haberlerimizde. Ziraat Bankası'ndan bir açıklama var. Ziraat Bankası kredi borcu takibe düşen çiftçiler için ödeme kolaylığı açıklayacağını, sağlayacağını söyledi. Buna göre takipteki borcunu tek seferde ödeyenden faiz alınmayacak. Ödeme güçlüğü olan çiftçiye de 60 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak. Uygulamanın 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu. 30 Kasım 2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunan müşterilerin de uygulamadan faydalanabileceği ifade edildi. Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk açıkladı ve şunları söyledi. Bu kapsamdaki çiftçilerin takipteki borçlarını tek seferde ödemeleri halinde kredinin takibe düştüğü tarihten sonraki dönem için hiçbir şekilde faiz alınmayacak dedi ve takipteki tarımsal kredinin tek seferde ödeme imkanı bulunmaması halinde ise yine faizsiz olarak 60 aya kadar taksit olanağı sağlanacak açıklamasını yaptı. Haydi piyasalara gidelim bakalım piyasalarda neler olup bitiyor. Borsa İstanbul'la başlayacağız. Hatırlayalım dün neler olmuştu Borsa İstanbul'da. Açılışı 1900'lü puanlardan yapmıştı Borsa İstanbul. Önce sert bir düşüş yaşandı ama öğle saatleri itibarıyla uzun zamandır tutunamadı. 2000 bandını aştı. Bugün de yine tekrar alıcılı seyre geçtiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'un 2000 bandında 2037 puandan işlem görüyor. %1,49'luk bir artış var. Bakalım bu seyirde ne kadar devam edecek, tutunabilecek mi 2000 bandında? Bu kısım önemli. Devam edelim döviz cephesine de bakalım. Döviz cephesinde bir süredir dalgalı seyir izleniyor. Yine o minimal olsa bir artış görüyoruz. 13.55'teydi dün, bugün 13.58'de. Dolar %0,18'lik bir artış var. Euro da aşağı yukarı bu bantta hareket ediyor. 15.50-15.53 gidip geliyor bu aralıkta. Yine 15.53'ten işlem görüyor şu anda. Artı puanda %0,22'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi hem dolarda hem euroda artık bir süredir sert iniş çıkışlar görmüyoruz. Bu iki bantta hareket ediyor her ikisi de. Devam edelim bakalım altında neler olup bitiyor. Ons altında yükseliş seyri var. Bunun temel iki gerekçesi var dedik. Omikron varyantı kaynaklı endişeler öte yandan Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle yatırımcılar biraz daha ons altına yönelmeyi tercih ediyorlar. 1827 dolardan işlem görüyor şu anda. Ons altın, gram altınsa dolar TL bazlı hareket ettiği için çok sert bir yükseliş görmüyoruz. Gram altında 798 liradan işlem görüyor artıda. %0,18'lik bir artış var gramda. Devam edelim petrole bakalım. Petrolde etkileniyor bu Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimden ama düşüş olduğunu görüyoruz yine petrolde. Çünkü petrolden kaçan yatırımcı daha çok altına yönelmeyi tercih ediyor. 92'deydi, 90'a düştüğünü görüyoruz bugün. 90 dolardan işlem görüyor. Eksi puanda dedik. %0,37'lik bir düşüş var petrolde. Son olarak tahvile bakacağız. Dün de 20'den işlem görüyordu. Bugün de yine 20.69'dan işlem görüyor. Eksi de kapatmıştı günü. Hala eksi de %0,37'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz tahvilde diyelim. Haberlerimize devam edelim. Türk bankacılık sektörü 2021'de aylık ve yıllık bazda en yüksek karları gördü. Sektör 92,1 milyar lirayla yıllık bazda rekor kâra imza atarken Aralık'ta da 16,8 milyar lirayla tarihin en yüksek aylık karına sahip oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Türk bankacılık sektörü geçen yıl 92 milyar 83 milyon lira net dönem karına ulaştı. Sektörün 2020 yılındaki karı 58 milyar 503 milyon lira seviyesindeydi. 2020 yılıyla karşılaştırıldığında kârdaki artış %57,4'e işaret etti. Geçen yılın son çeyreğinde 35,1 milyar lira kâr elde edilen bankacılık sektörü tüm zamanların en yüksek çeyreklik kârına da ulaştı. BDDK verilerine göre 2020 yılında %11,4 olan sektörün ortalama öz kaynak karlılığı da 2021 yılında %15,3 seviyesine yükseldi. Kahve molasını burada noktalayalım. Saat 20.45'te esas meselede buluşalım. Hoşçakalın.